bayrağı, telefonu, küçük bir kulübesiyle, bir de bardak çayıyla bu abimizin gerçekten bir eve ihtiyacı var, bir dosta, bir sahipliğe ihtiyacı var. He? Burada mı yaşıyorsun? He, ben 2009'dan beri burada yaşıyorum. Bir tuvalet yok. Bir tuvalete camiye gideyim. Camiye gidiyorsun. Banyoyu nasıl yapıyorsun? Banyoda şu tarafta. Şöyle bir şey var. Burada böyle bir sığındım buraya. Evet. Arkadaşlar küçük bir kulübesi var abimizin. Burada böyle bir şeyi var. Ama şunu yakaydın. Ceylan çok geldiği için yaktırmadı. Hepsi öldü. Suriyeliler aldı. Suriyeliler aldı. Bir mimişe bir sızık girdi. He. İsim ne abi? İsim ne? Yunus Polat. Yunus abi, soydaşmışık. Sen ne yapıyorsun burada? Kaç yıldır yaşıyorsun bu evde? 2009'dan beri. Niye buraya geldin? Önceden ne iş yapıyordun? Ben önceden ayakkabıcıydım, sonra kahveye geçtim. Evet. Ustamı da öldürdüler. Caminin hocası öldürdü. Caminin hocası? Cahit. Tamam. ATV'de reklamlar. He. Çıktı. Üstüne. Yakalandılar şimdi zaten. Müebbet giydiler. Peki. Ben işte kurtaran bu adam oldu beni. Burayı yaptı. Geldi ben işte. Yani bu küçük kulübede mi yaşıyorsun? He? Burada mı yaşıyorsun? He, ben 2009'dan beri burada yaşıyorum. Peki yani senin geçimi nasıl sağlıyorsun? Ne yiyorsun, ne içiyorsun? İşte poru ter bakayım. Belediyeden geliyorum ben. Ay şimdi belediyeden kıtar şeyi verdiler. Kumanya mı? Markete. Ayda bir tane. Poru ter bakayım. Belediyeden. Peki yemeği nasıl yapıyorsun? Yemek işini? Her zaman orta kendim yapayım. Her şeyim var. Her zaman olduğumu yaparım. Burada peki hastalandığında falan ne yapıyorsun? Polisler götürüyor hastaneye. He, çağırıyorsun, ediyorsun. Götürürler, getirirler. Canım sıkıldı, ağzı gezdirip getirirler. İyi, o da güzel. Peki, yani buraya niye düştün? Çoğul, çocuk, evlat yok mu? Bir tuvalet yok. Ceylanım yok. Ceylanın yok, tuvaletin yok. Ceylanı ise bizim lokantacı. Lokantacı arkadaş yemek de veriyor diyorsun. Ha, yemek de veriyor. Yani peki zor değil mi bu hayatı yaşamak? Bir ev olsa ya, iyi olmaz mı? Ne yapacaksın? Başka bir tutulacak bir canım yok. Göz eylesine sakın. Buradan hemen etsin. Kulak duymuyor. Ne yapayım? Kulak şey almadın mı? Kulaklık şey vermediler mi cihaz? Yok. Onu yarı parasını verdilerdi. Biz vericiydik. Yarı parasını devlet. Onu da kaldırmış. Şey yok mu peki? Yani senin bir sigortan... Bazen epey oldu, bir ay oldu. Dedi ki, dair rapor al. Polislere de söyle dedi, yönlendirsinler. Biz kulağa cihazı verdik. Adam böyle buradaysa yarın orada açar. Öbür devamlı benden. İyilenemez. He. Benim de okumuşluğum hiç yok. Peki senin hiç birikimi olmadığı mı, sigortan falan yok mu hiç geçmişte? Yok, sigortam yok. Çocuklar mı orada? Çocuklar kaç çocuk? Çocuk kaç tane var? Çocuk ikisini tanımam. Oğlanla kızı tanımam. 5 tane. 3 tanesi büyük. Yani ben bıraktım da beylerler. Sen hanım yaşıyor mu? Valla yaşasa da yaşamasa da şeyim yok. Ben 2005'te resmi ayrıldım. Ha, ayrıldın resmi olarak. Resmi olarak. Çocuklar da o yüzden onunla mı gitti? Kendini ya. Sen şu anda tek başına hayatta burada tutunmaya çalışıyorsun. Şu evi bir gezdir bana bakayım. Ne var evinde? Bunu Suriye'de aldı. Suriyeli ha, buzdolabı. Televizyonumu polis aldı. Polis aldı. Yani şu şeyi aldı. Anten ha, çanak var. Yani. Kopkazan. 4 sefer burası soyuldu. Soyuldu bir de. Ha. Polisler getiriyor. İşte evde ne varsa getiriyor da bırakıp gidiyorlar. Öyle gece rahatsız eden oluyor mu tinerci ballecilerden? Yok, burada kırgın mı eski? Ne var ne yoksa. Banyonu, tuvaletin nereye, nasıl yapıyorsun? Tuvalete camiye gideyim. Camiye gidiyorsun. Banyoyu nasıl yapıyorsun? Banyoda şu tarafta. Şöyle bir şey var. Burada böyle bir sığındım buraya. Arkadaşlar küçük bir kulübesi var abimizin. Burada böyle bir şeyi var. Evet, burada kendi hayatında yaşamaya çalışıyor. Burada küçücük bir kulübe. Bakın. Bura normal şey. Nereye? Bura kime ait? Ha?
Yeri burada kim? Vakıfların yeri. Vakıfların yeri. Sen böyle buraya bir sığındın. Ben 12 senedir gelsin buradayım. 12 senedir buraya. Yani seni arayan soran ya gel bir yok, ev yapalım diye. Belediyede geldiler. Dediler daha herhangi bir şey olursa ben bizi ara. Yani şeyden yok. Hiç rahatsızlığından yok. Yok ama bir ev olsa iyi olur mu? Bir küçük evin. Ev olsa keşke. Banyomu yemeğimi rahat rahat yaparım. Rahat rahat yatarım. Evim yok ki. Buraya yalnız bir hazır el yalnız şey sene. Bir, her şey, kışın soğuk olmuyor mu? Kışın ne yapıyorsun? Kışın çamaşırını yakıyordun. Ceyran çok geldiği için yaktırmadın. He, ceyran ya çok yakıyor. Kömürümü veriyorlar. He, kömür. İşte nasıl? Kömürü veriyorlar. İşte ben de ceyranı meyranın yanı. He, oradan. Almış. Almıyor öyle. Almıyorlar. Süryaliydi, daha önce oturan sayacıydı. He. Adam 6-7 sene yanı ceyranımı verdi parası etme. Ben de kömürümü veriyorlar. He. Ben de kendilerine vereyim. Ha kömürle takas ediyor. Ha, öyle bir şey yani var. Satma batma yok. Anladım. Vereyim yani. Evet yani peki evet. Yiyeceğin böyle şeyin küçük bir dolabın var. Bir dolabında ne var? İşte Suriyeliler aldı. Suriyeliler aldı. Ha, Suriyeliler aldı. Öyle gidiyor. Çay, şeker. Polis aldı. Polis aldı. Şimdi de Suriyeliler aldı. Suriyeliler aldı. Böyle çalışıyor. Kimin yorgan gelsin? Getiriyor. Neredeyse getiriyor. Böyle geçinip gidiyorum diyorsun. Allah ya, pıtıcık olsun. Kim o? Sibel Canlı var, Atatürk var. Kahveye ait. He, kahveden falan. Kahveye ait. Peki şu resim senin resmin mi? Şu taraf tahı benim. O sensin, gençlik. He, bu da 5 yaş benim güçüm vefat etti. Kimse kalmadı, bir ben kaldım. Yani senin kardeşin falan, hiç kimsen yok. Hepsi öldü. Çocuklardan niye sahip çıkan yok? Hani dönüp... Yok, çocuklar kendine geldi. Benden uzak olsunlar, Allah'a yakın olsunlar. Ben istemiyorum. Gereği yok. Gereği yok diyorsun. Evet. Peki Allah yardımcın olsun. Sağ bir isteğin, Allah bir talebin var mı yetkililerden? Evet. Bir isteğin var mı yetkililerden? Ne istersin? Yetkililerden zaten geliyorlar yanıma Soruyorlar yani ne lazımsa söyle diyorlar. Bir daha gelmiyorlar. Gelen resmimi çekiyor gidiyor. Belki 1000 lira resim çekildi. Yani sen burada yani insani bir şey yok burada bir koşul yok. Geldiler dediler daha sen bir ev tut. Aylığınızı dedi, belediye verecek. Dedik, dedim, Kuraç Tepe mi ne değilsin? Oraya git. Dedik ki, dayı dedi, bir ay iki ay verirler, bir daha vermezler, yerinden oynamadı. He, buradan da olursun dediler. He. Yerinden oynamadı dediler. Her gün doğmadan neler doğardı. Bekleyin ben. Öyle bekleyin. Peki yani burada Allah vermeye hasta olsan, ölsen, kimin, kimse... Sağ olsun yani burada çevrem... He. Ben doğma büyüme yerim Karşıyaka'da. Karşıyaka'dasın he. Tekel Caddesi. Doğma büyüme yerim ora. Ana kütüğüm ora. İşte ben işte 5 sene kahvede çalıştım. Adam beni kurtardı sağ olsun Allah razı olsun ömrüm uzun. Kendi mekanı cennet olsun. İşte bunu yaptırdı. He böyle. Dedi sen kimse dedi konuşamaz. Devlet dahi dedi konuşamaz. Yaptırdı etti. Kendini öldürdün işte 5 hep öldürdün. ATV'de reklam şeyi şey çıktı. Haberi çıktı he. Evet. Yani öyle öldürdüler diyorsun. Başladı işte. Başladı. Peki Allah yardımcın olsun. Sağ olun, abi inşallah olun. Evet ben bu abimizin geldin ben gördüm ya. He. Bu abimizin arkadaşlar küçük kulübesi var. Burada 3 metrekare yok. Buradan buraya kadar. Ayakta ne var? Ayak bilmiyorum işte bir sızık girdi. He. Bir de şey olmam. Kulak sağsa ne dersin? Duymuyor. Ameliyat oldum mekanı kaydırdı. Hayır. Dede yasık gibi. Evet. Arkadaşlar burada Şehit Şahin Bey bize evinin buralara bakıyor abimiz. Burada şöyle küçük bir kulübede yaşıyor. Hemen şurada bir okul. Burada lokantada arkadaşlar da ona yardım ediyorlar. Yemek veriyorlar vesaire. Bir dispanser sağlık uzmanı. Onun hemen yanında arkadaşlar. Bayrağı telefonu küçük bir kulübesiyle bir de bardak çayıyla bu abimizin gerçekten bir eve ihtiyacı var, bir dosta, bir sahip diye ihtiyacı var. Evet, siz olun arkadaşlar, bu abimize destek olalım. O gerçekten burada böyle bir hikayesiyle, kendi çayıyla, kaderiyle yaşıyor. Herkese kolay gelsin diyorum. Mutlaka bu sesi duyacak bir hayırsever ve yetkililer vardır diye umut ediyorum.